Merhabalar Evde Hobi ailesi. Bugün sizlere çalışacağım bu proje benim çok hoşuma gitti. Bakın, bu modeli daha evvelden çalışmıştık ama bu şekilde bir çalışma yapmamıştık gördüğünüz gibi. Küçük farklar biliyorsunuz fark yaratır diyoruz her zaman için. Bildiğiniz bir modeli farklı bir modelle birleştirdiğiniz zaman ortaya çok güzel sonuçlar çıkabiliyor. Hemen örgümün ön yüzünü bu şekilde gösterdikten sonra bir de arka yüzünü göstermek istiyorum. Bakın tertemiz çalışılmış bir model. Modelin çalışmasını yaparken Himalaya anti-peeling özellikle bebe ipi kullandım arkadaşlar ben. Ve 2,5 milimlik de tığ ile çalıştım. Dilerseniz sizler elinizin sıkılığına göre 3 milimle de çalışabilirsiniz bu projeyi. Vakit kaybetmeden hemen nasıl yapıldığına başlayalım sıfır noktasında. Öncelikle zincir çekimiyle başlıyoruz arkadaşlar. Bakın gene aynı ipin farklı bir rengi. Sadece başlangıç noktasından birkaç sırayı gösterdikten sonra büyük projeye geçeceğim ki sizler de biraz daha net görmüş olun. Şimdi örgüye yeni başladıysanız eğer bu şekilde zincirlerinizi bol miktarda çekmenizi sizlere tavsiye edeceğim. Çünkü ortak noktası aslında başlangıçları genelde hep aynı zincir ve üstüne kuruluyor. Şu şekilde. Daha sonra istediğiniz uzunlukta tamamladığınız zinciri hemen başına şu şekilde dolama işlemi yapmadan ilk zincir deliğimin içerisine geliyorum ve bir sık iğne çalışmak için ilmeğimi hazırlıyorum. Bakın ilmeğimin üstünde iki tane ipim var. İkisini birlikte topluyorum. Tek ilmek haline getirdim. Bir yan tarafına geçiyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın hep ikili. Bunu birlikte çekip alıyorum. Bunun adı sık iğne. Burayı tamamladığımıza göre hemen modelime geçebilirim. Modelin çalışmasını yaparken görmüş olduğunuz gibi sık iğnelerimden faydalandığımdan dolayı hemen sizlerle beraber bir üst sırada bu işlemi gerçekleştirirken aynı zamanda modelimize devam etmek istiyorum. Şimdi bir tane zincir çektim. Bakın hemen şuradaki alan zaten sizin ilk noktanız. Zincirle çalışacağımız alan olduğundan dolayı sık iğnelerimi bu sıra boyunca devam ederken küçük bilgiler vermeye de devam ediyorum. Şimdi battaniyelerimizi çalışırken biz 85 santim ile 1 metre arasında zincirlerimizi atıyoruz. Kullanacağınız alana göre, çalışacağınız battaniyenin türüne göre, kullanacağınız kenar oyasına göre santim hesabını almanın en kolay yolu da bu türlü kısa projeleri beraber çalışıp santim hesabını ölçmeniz. Ya da battaniye biraz daha kolay oluyor gerçi. Hemen zincirinizi 1 santim, 100 santim, 105 santim arasında çekerseniz diyelim ki 1 metre oluşturacaksınız. Onun kurulumu da bu şekilde devam edecek. Modelin çalışmasını yaparken 2 ve 2'nin katları şeklinde çalışırsanız modelin kurulumu tam oluyor arkadaşlar. Zincirlerinizi çekerken sorun yaşamayabilirsiniz ama şuradaki sık iğnelerinizi çekerken saymayı ihmal etmezseniz biraz daha kurulumunuz kolay olur. Onun dışında kanalıma abone değilseniz eğer sizleri benimle beraber bu örgüleri daha detaylı bir şekilde örebilmek için kanalıma davet ediyorum. O güzel yorumlarınızla da bana destek olacağınıza inanıyorum. Paylaş butonuyla ise hem sosyal paylaşım platformlarında hem de mesajlaşacağınız alanlara gayet rahat videoları gönderebiliyorsunuz. Hemen şu şekilde bakın ilk sıramı bitiriyorum. Çünkü hem modelin başlangıcı hem de her model arasında bu işlemi tekrar edeceğimizden dolayı sizlerle beraber adım adım örgülerimi örmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Şimdi ilk sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Dönüş işlemini yaparken bir tane zincir çekiyoruz ve yükselttikten hemen sonra ilk zincir deliğinin içerisine bir sık iğne sırası daha ilave ediyoruz. Bakın yapmış olduğum işlem sık iğne. Bu projeyi çalışırken birkaç tane teknik kullanacağız. Bunlardan bir tanesi görmüş olduğunuz gibi sık iğnelerimiz. İkinci olarak çalışacağımız ilmekleri toplayacağımız fıstık alanları. Üçüncü olarak çalışacağımız alan tekli trabzan.
ve tekrardan sık iğnelere dönüş olarak geçecek. Zincirlerinizi ne kadar düzgün çekerseniz buradaki çalışacağınız alanlarınız çok daha düzgün olacaktır arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyin. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Yoğunluğa göre siparişlerimi alıyorum ya da ona göre yönlendirme yapıyorum. Bilmiş olduğunuz gibi Facebook'ta da sizlerle yayınlarımız oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bakın neredeyse bitmek üzere. Bu türlü projeleri kısa kısa çalışıp kare kare motifler oluşturup birden farklı modelle battaniyelerle ortaya çıkartabilirsiniz. Kayıp olmayacaktır emin olun. Yurt dışında bu türlü çalışmalar oldukça fazla yapılmakta. Bizler biraz daha bu konuda es geçiyoruz açıkçası. Ama sizler diyelim ki bu model hoşunuza gitti. Bu şekilde çalıştığınız bir projeyi aplik olarak kullanabilir ve battaniyenizde farklı tarzlar yaratabilirsiniz. Şimdi modelimizin çalışması olarak esas şuradaki alana geldik. Bunun yapımı için 1, 2, 3 tane zincir çekerek boyunu uzattıktan hemen sonra ikinci zincir deliğimin içerisinden bir ilmek çıkartıyorum. İlk zincir deliğimin içerisinden ikinci ilmeğimi çıkartıp hemen ilk sık iğne deliğimin içerisinden birinci ilmeğimi dördüncü ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın 4 tane ilmeğim hazır. Devamında sık iğnelerim var ve sık iğnelerimden 2 tane daha ekleme yapıp toplamda şuradaki alanı 6'ya çıkartıyorum. Hemen 6'ya çıkarttım. Bakın bir tane kitleme işlemi yapıyorum. En başta 3 tane zincir çekmiş olduğum alanı aslında şu anda kurmuş oldum. 1, şuradaki 2 ve şuradaki ilmeğim 3, şuradaki sık iğnemde 4. ilmeğimi alacağım alan, 5 ve 6. bölümler ise modeli tamamlayacağım alan. Hemen çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Toplamda 6 tane ilmeğimi hazırladım. Tekrar kitleme işlemini yapıyorum ve modeli sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyorum. Her seferinde modelin üstünden 4 ilmek, sık iğnelerimin üzerinden de 2 ilmek eklediğim zaman modelim her seferinde yürümüş oluyor. Bakın 3. modele geçtik. İlk 4 ilmek muhakkak modelin üstüyle beraber bulunduğu sık iğnenin içerisinde. Devam eden 2 ilmek ise yan tarafa geçmek için kullanacağımız adımlar. Bu arada ilmeklerinizi kaçırmamaya dikkat edin. Hemen şu şekilde bütün ilmeklerimi toplayarak biraz daha hızlı bir şekilde modelimi çalışmak istiyorum. Özellikle modeli kapatmıyorum. Genellikle insanların kafasında şöyle bir soru oluyor. Zaten bunlar yapamıyorlar. Oraya hazırını koyuyorlar gibi. Özellikle benim bir mayonez videom var. Tutmuş, tutmamış falan diye böyle bir konuşma oluyor. Bakın devam ediyorum ilmekleri. Bütün ilmekleri 3, 4, 5 ve 6. Şimdi şunu yapabilirsiniz. Sık iğnelerinizi ana renginizle çalışabilir. Buradaki çalışacağınız ilmek alışlarını her sırada farklı renkte çalışabilirsiniz. O da çok güzel olacaktır. Benim daha önceki projemde sadece bu modeli çalıştığım projede renkli olarak kullanmıştım biliyorsunuz. Pembe, gri ve krem rengi olarak. Öyle renk geçişleri de yapabilirsiniz. İlla ki koyu renk, düz renk olacak diye bir şey yok. Sık iğneleriniz aynı renk olur. Normal bu şekilde toplama alanlarınız zaten model 2 sıradan oluşmakta. Birinci sırası bu. Bir sonraki sıra ikinci sırası olacak ve daha sonra tekrardan sık iğnelerin olduğu alana geçeceğiz. Şimdi sadece ilmeklerimizi bu şekilde 6 tane alıp örgümüze devam ediyoruz. Şu şekil.
Çok fazla elinizi sıkmayın arkadaşlar. Kasma olmasın. Eğer çok sıkı çalışıyorsanız tığınızın numarasını yükseltin, yeterli olacaktır. Hemen kilitliyorum. Bakın neredeyse son model sıralarına geldik. Gerçekten yapımı çok kolay ve zevkli. Şipşak oluşan modellerden bir tanesi. Önemli olan sayacağınız alan şu şekilde. Bakın son ilmeğime geldim. Son ilmeğime de hemen 3 zincir çekmiştim biliyorsunuz. Bakın 1, 2 ve 3 de tamamlıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum bu sefer. Üste dönüyorum. Şimdi yapacağım işlem buradaki alanda toplama yapmış olduğum şuradaki alana başına dolayarak tekli trabzan çalışmak. Bakın şimdi 3 tane ilmeğim var. Bunların 3'ünü birlikte alıyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya geliyorum. Bu sefer tekli trabzan çalışıyorum. Yan tarafa geliyorum. Tekrar şuradaki alana giriş yapacağım. Başına doladım. Aynı noktaya 2 tane tekli trabzan çalışıyorum her seferinde. Ki modelin bir üst sıradaki devamlılığı sağlansın diye. Ara zinciri kullanmadan her bir modelin tam orta noktasına başına doladığım ilmeklerin hepsini bir anda çekerek tekli trabzanları oluşturuyorum. Şimdi zaten sıramız da bitmiş olacak. Model sırası. Bir üst sıraya geçtiğimiz zaman artık sık iğnelerimize başlayacağız. İki sıra sık iğne gittikten sonra tekrardan yeni bir model kurulumu yapacağız arkadaşlar. O güzel yorumlarınızdan beni mahrum etmezsiniz. Çok çok sevinirim. Mümkün olduğu kadar detaylı videolar istemiştiniz benden ve ben de elimden geldiği kadar videolarımı detaylandırmaya çalışıyorum. Yani en ufacık bir soru kalsın istemiyorum kafanızda. Hiç bilmeyen arkadaşlarım çok daha net örgüler örebilsin diye bu şekilde bir yaklaşım sağlıyorum. Onun dışında zaten örgüde usta olan, az buçuk bilgisi olan arkadaşlarım zaten çok daha net ve seri bir şekilde yapabilecekler. Ama bizler herkes anlasın istiyoruz. Bakın son modelimin 2 adet tekli trabzanını yapıyorum. Kenar kısmına geldim. Başta 2 tane zincir çekmiştim. Tekrar 1 ve 2 zincirle sıramı bitiriyorum. Ve modelim bu şekilde gözükmeye başlıyor. Tekrar yapacağım işlem sık iğnelere başlayacağım için bir tane zincir çekip başına dolamadan sık iğnelerimi gördüğüm bütün ilmeklerin üstüne seri bir şekilde geçiş yapıyorum. Birkaç ilmek daha çalışıp videomu sonlandıracağım kısmet olursa. Şöyle de son görüntüsünü göstermek istiyorum sizlere. Hepimize kolay gelsin. Yeni bir anlatımda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.